Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size verdiğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip altlarından ırmaklar akıttığımız nice şehir halkını helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Enam suresi 6. ayeti. Pompei şehri. Zenginlik, ihtişam, bolluk, refah. Bu Roma şehrinde milattan sonra 79 yılına kadar hepsi vardı. Ta ki Vezüv Yanardağı patlayana kadar. Şehirde villalar, amfiteyatrolar, restoranlar, insanların yağmur suyundan etkilenmemesi için kaldırımlar ve hatta genel evler bile mevcut. Şehrin insanları o kadar zenginler ki rivayete göre önce yemek yer, daha sonra yediklerini kas tüylerini kullanarak ağızlarına sokar ve kusarlardı. Nedeni ise daha fazla yemek yiyebilmek için yemek zevkinden sonuna kadar faydalanmaktı. Hepsi bir gecede Vezüv Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin ve lalların altında kaldı. Pompei şehrinin eğlence merkezlerinden birisi olduğu ve kumar oynanan bir yer olduğu da bilinmekte. Bugünün Las Vegas'ı konumundaydı. Ancak şehirde kölelerin de farklı köleler tarafından öldürüldüğü ve günün bazı zamanlarında dövüşlerin düzenlendiği de bir yer. Büyük arenalarda gladyatör dövüşleri sergilenir ve bu dövüşlere bahisler oynanırdı. Aslında vahşetin ve insanlık dışı her türlü şeyin yaşandığı bir şehir Pompei. Şehrin neredeyse her köşesinde fuhuş evleri bulunmakta. Hatta dil bilmeyen denizciler geldiğinde bu genel evleri bulmakta zorluk yaşamasınlar diye üzerlerinde penis işaretleri bulunuyordu. Şehirde genel evlerin olması günümüze göre aslında normal bir durum. Fakat şimdi duyacaklarınız nasıl bir sapkın topluluk olduğunu gözler önüne seriyor. Roma imparatorlarından Caligula sapkınlığıyla içlerinde en meşhur olanı. Öyle ki kız kardeşi Drusilla ile birlikte olmuş ve onu hamile bırakmıştı. Fakat yaptığı bununla sınırlı kalmadı. Tıpkı Komagene kralı Antiochos gibi kendini tanrı olarak tanımladığı için doğumdan önce kız kardeşinin karnını açtırıp cenini aldırır. Onu da yarı tanrı olarak ilan eder. Tabii bu olay Pompei şehri içerisinde yaşanmış bir durum değil. Roma İmparatoru Caligula milattan sonra 41 yılında kendi muhafızlarınca öldürülmüş. Burada önemli olan durum imparatorları dahi kendi kız kardeşleriyle ilişkiye girecek kadar sapkınlığın, ahlaksızlığın pençesine düşmüş. Yaklaşık 1700 yıl boyunca kayıp durumda olan Pompei kenti 1748 yılında tesadüfen keşfedildi. O dönemden beri kazılar devam ediyor ve şehrin ancak bazı kısımları ortaya çıkarılabildi.
Pompei kenti kendi dönemine göre şaşalı, lüks hayat sürenlerin şehri. Öyle ki şehirde villaların bahçelerinde ortasında heykel bulunan havuzlar dahi var. Günümüz lüks villaların bahçelerinde bu tarz havuzları görmek mümkün. Ve Pompei şehrinin restoranları da günümüz esnaf lokantalarına çok benziyor. Şu an görmüş olduğunuz mermer oyukların altında ateş yanıyor. Ve bu oyukların üstünde kapların içinde yemekler pişiyordu. Bu günümüze çok benzeyen şehir düzeninin 2000 yıl öncesine ait olduğunu hatırlatmak isterim. Şu an görmüş olduğunuz bu insanlar 2000 yıl önce gördüğünüz şekilde öldü. Peki bu insanlar taş mı kesildiler? Her ne kadar sosyal medyada taş kesilmiş insanlar olarak söylense de aslında durum öyle değil. Pompei kenti 1748 yılında keşfedilse de modern kazılar 1800'lerde başladı. Arkeologlar kazı esnasında evlerin, havuzların, çeşmelerin yanı sıra insan kemikleri buldular. Fakat arkeologlar insan kemiklerini çıkarırken ilginç bir şey fark ettiler. Kemiğe ulaştıklarında kemiğin yaklaşık yer yer 10-15 santim boşlukta olduğunu gördüler. İnsan vücutlarının kalıbı olduğu gibi duruyordu. Bunun da sebebi şöyle. Vezüv yanardağı patladığında yoğun zehirli gaz ve sıvı balçık şeklinde kül atmaya başladı. Yoğun gaz dumanından etkilenen insanlar nefeslerinin kesildiği yerlerde öldüler. Ve bu balçık kül dakikalar içinde ölen Romalıların üzerini kapladı. Aradan yıllar geçtikçe o insanların üzerlerine yağan kül dondu ve ölen insan bedeni çürüdü ve o kemikler kül tabakasının altında boşlukta kaldı. Arkeologlar dünya arkeolojisinde yapılmayan bir şeyi yaptı. Pompei şehrinin kazısında çok dikkatli çalışıp metal bir çubuğu ortalama bir insan boyu metrekareye dağılacak şekilde o donmuş kül tabakasının üzerini delmeye başladılar. Elde edilen her boşlukta bir insan olduğu anlaşıldı. O insanın baş ve ayak kısımları belirlendikten sonra iki ayrı delik açıldı. Ve bu deliklerin içerisine silikon alçı döküldü. Silikon alçı döküldükten sonra bu kül tabakasının etrafı kırıldı ve bugünkü halini aldı. Her ne kadar sosyal medyada insanların taşlaştığı söylense de bilimsel açıklaması bu şekilde. Bir de ilahi açıklaması var. Allah Sübhane ve Teala Kasas suresi 58. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Bu ayeti videonun başında söylemiştim. Oysa biz bolluk içinde azmış, nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oraların pek azında oturulabildi. Hepsi bize kalmıştır. Kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ın ayetleri öyle etkileyici ki insan acaba kaç şehir böyle kayboldu diye düşünmekten kendisini alamıyor. Öyle ki geçtiğimiz 2021 yılında arkeologlar Mısır'da bulunan en büyük antik kent olduğuna inanılan ve binlerce yıldır kum altında gömülü olan kayıp altın şehri ortaya çıkardı. Acaba bu şehir halkı da helak mı olmuştu? Acaba bunun gibi kaç ibretlik şehir var? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini kesinlikle açmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.